Evet, nasıl başlayacağız programa, nasıl bir giriş yapacağız derken yine her zamanki gibi sul gözlü olan ve programa ağlayarak başlayan bir ben. Yani öyle bir gün ki nefeslerimizin kesildiği, o siren sesleriyle tüylerimizin diken diken olduğu, daha küçücükken acısını içinde hissettiğimiz ve bugün hala aynı acıyla o anı hatırladığımız bir gündeyiz. Atatürk'ün ölümünün 85. yılı Aylin, 57 yaşında vefat etti. Kim bilir diyoruz, biraz daha uzun yaşasaydı neler olurdu. Bugün ölüm yıl dönümünde yine böyle bir özlemle, hasretle anıyoruz kendisini. Ulu Önder Atatürk'ü. İyi ki doğmuş, iyi ki hayatımızda olmuş, iyi ki bu ülkeye bu zaferleri kazandırmış, Cumhuriyet'e armağan etmiş. Bu yıl gerçekten bizim için, Türkiye için, ülkemiz için çok çok özel bir yıl. Böyle bir yılı yaşadığım için böyle bir jenerasyonun, böyle bir kuşağın bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Ülkemi çok seviyorum. Bu sene milliyetçi duygular içindeyiz. Göğsümüzü gere gere evet. Cumhuriyet kadınlarıyız, Cumhuriyet insanlarıyız. Biz bir cumhuriyetiz, biz bağımsızız derken onun varlığıyla bunun olduğunu bilmek hiçbir zaman unutulmamalı. Ben hep bunu söylüyorum. Yani her an anılmalı, her an şükredilmeli. Onun daha o zaman gördüğü şeyler bugün bizim iyi ki dediğimiz şeyler, düşünebiliyor musun? Yani daha yokken ne olabileceğini görmesi ve onun için savaşması, mücadele etmesi ve bugün eğer haklara sahipsek, huzurlu yaşayabiliyorsak, topraklarımızın sınırları belliyse, haklarımız bugün, varsa, kadın hakları varsa, iyi ki Türk'üz diyorsak, evet, arkasında hep Atatürk var. Ve bunların hepsini 100 yıl önce düşünmüş, kararları vermiş ve hayata geçirmiş. Binlerce şükrediyoruz, şükran duyuyoruz kendisine. Ve kendisini 85. yılında saygıyla ve içimiz buruk bir şekilde yine anarken biz de programımıza başlayacağız. Evet, bugün de gerçekten çok güzel bir programımız var. Akışımız yine dop dolu Aylin. Dilersen programımızın içeriğinde neler var şöyle kısaca bir göz atalım. Hadi gidelim. Yürüyüş mü, koşu mu? Hangisi kilo vermene daha çok etkilidir? Herkesin bir şekilde hızlı tempoda yürümesi ve özellikle... Açık havada spor yapmanın önemi nedir? Ve oksijen yağ yakar, oksijen kardiyovasküler sistemi çalıştırır. Ağır antrenmanlar vücuda hangi zararları verir? Eklemlerimize çok fazla yük bindiriyor. Sağlıklı yaşam koçu ve egzersiz uzmanı Melis Özel Külahlı açıklayacak. Yaşlandırmayı zaten geciktirmek için... Doğal ve doğru nefes alabilmek için neler yapmak gerekir? Şu şekilde nefes alacağım, bu şekilde nefes alacağım diye hiç konuşmadığımız bir konu aslında. Solunum ve doğal nefes arasında hangi farklar vardır? Yani ben biraz nefesle solunumun arasındaki farkı söyleyeceğim. Nefes çalışmaları nasıl yapılıyor? Disfonksiyonel nefes alışkanlıklarıyla çalışıyoruz. Nefes eğitmeni Şebnem Deniz anlatacak. Akciğerlerim istediğim şekilde nefesle dolmuyor. Almula Berter Çörm'le Biz Bize Sohbetler bugün ünlü oyuncu Arzu Yanar da ağırlıyor. Harika görünüyorsun inci kolyelerinde falan. Hayatında yeni bir dönemi nasıl ve neden başlattı? Fiziksel olarak güzel bir kadın olduğum için beynimin boş olduğu zannedildi uzun bir süre. Ünlü oyuncu Arzu Yener'den çok özel açıklamaları ve keyifli bir sohbet. Beni çok da gururlandırıyor, onurlandırıyor, mutlu ediyor. Hepsi ve daha fazlası az sonra TV2'de bunu da konuşalım da. Evet Aylin'cim, birazcık modumuzu bugün böyle bir yavaş yumuşak bir geçiş yapıp sporla devam edelim. Ki Atatürk de, sevgili Atatürk de her zaman sporu desteklemiş biri. Evet. O yüzden güne de sporla, sağlıklı yaşamla başlayacağız. Gördüğümüz üzere de çok fit bir vücut var. Olmazsa olmazdı zaten. Ama evet, gördüm ki Didem, sevgili konuğumuz Melis Özel Külahlı, kendisi yaşam koçu, aynı zamanda egzersiz uzmanı. Sorular şeyle başlamış. İşte istiyoruz
sağlıklı bir vücuda sahip olmak, fit olmak filan ama bir türlü motive olamıyoruz filan diyor. O yüzden soruları bence sen sor. Ben gayet motive oluyorum. Motivasyon ben gayet motive oluyorum. Sensin. Evet, son zamanlarda sevgili Melis, benim şöyle bir problemim var. Ailem biliyor. Çok istiyorum. Bu arada zayıfladım. Fazla kilolarımdan, ödemlerimden kurtuldum. Ama diyor ki fit olman lazım Didem, bu yetmez. Fakat o fit olmaya doğru bir türlü böyle bir şey olamıyorum, motive olamıyorum. Hani hala kolum kalkmıyor. Yarın diyorum, ondan sonra pazartesi, ayın biri. Hani benim var ya öyle şey. Ama sağlıklı yaşam hep var hayatımda, beslenme. Fakat bu motivasyon, bu böyle bir sihirli bir değneği var mı bu işin? Yani aslında şöyle, keşke olsa bizler de her gün spor yaparken, ben her gün çocuk yaştan beri spor yapan biri olarak söyleyebilirim ki her gün yes, evet bugün çok motiveyim diye, böyle bir şey mümkün değil. Çünkü sürekli konuşan bir zihin, sürekli ertelemek isteyen bir zihin, mazeretler insanız ve zihnimiz hiç durmuyor. O yüzden esasında şuradan başlamak istiyorum. Motivasyon dediğimiz şey de aslında alışkanlığımızın bir sonucu. Yani biz ne kadar alışkanlık haline getirirsek bunu, motivasyon da o ölçüde artıyor. Peki nasıl alışkanlık haline getireceğiz? İşte burada disiplin ve istikrar, tekrar pratik, tekrar evet. Pratik. Yani bir süre tabii ki sancılı geçecektir. Bir gün gittik, yarım saat yaptık, ikinci gün gittik, belki 10 dakika yaptık, üçüncü gün. Ama o hiç bırakmamak, o zinciri, onu hep devam ettirmek, işte sonra alışkanlık haline gelince motivasyon orada kendiliğinden geliyor. Her şey de geliyor. Geçerli. Arada bir yapılan hiçbir fayda sağlamıyor ama düzenli evet. Yaptığın her şey bir vadede fayda sağlıyor. Aslında bunu rutin haline getirmekten rutin bahsediyor. Evet. Nasıl rutin olarak akşam yemek konuşalım. Yiyoruz, kafaya bunu koymak lazım. Bu yemek yemek gibi, su içmek gibi bir zorunluluk olarak görürsek, vücudumun sağlığı için, yarın öbür gün eklem ağrılarım olmasın, işte kemik erimesi yaşamayayım, menopoza doğru özellikle kadınlarda bu çok yaygın, bunlar olmasın diye yapmak lazım zaten. Böyle onun gibi güzel omuzlar, sıkı vücut falan için değil. Ama belli bir rutinden sonra galiba, değil mi? Bunun bir günü vardır, sayısı vardır. Dersin ki bana Didem, yani hakikaten 3 gün 4 günden sonra bak kendin yapmak isteyeceksin, bedenin isteyecek. Var mı böyle yani evet. Hani böyle bir hedef koyalım diye söyledim. Tabii ki var. Hani hep derler ya 21 gündür zihin evet. Aslında bir şeyi kabullenmesi ve bir şeyi idrak etmesi. Evet ya, artık bunu alışkanlık haline getirdim dediğimiz şey bu zaten, Dünya Sağlık Örgütü'nün de çok söylediği bir şeydir. 21 gün bir şeyi düzenli olarak tekrar ettikten sonra beyin bunu alışkanlık haline getirebiliyor. Fakat ben burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Özellikle anne babalara. Çocuklarınıza çocuk yaşta eğer bunu aşılarsanız, aslında evet biz şimdi yetişkinler için, sizler için belki nasıl alışkanlık haline getiririz kısmını konuşuyoruz ama eğer çocuk yaşta bunu, eğer çocuk algılamaya ve alışkanlık haline getirmeye başlarsa aslında belli bir yaştan sonra bu daha da zor olmuyor. O yüzden lütfen çocuklarınıza spor alışkanlığı ne yapın ne edin ama bir şekilde kazandırın diyorum ben. Çocuklar zaten o kadar yatkınlar ve istekliler ki evet. Oyunla karışık, onu hep yapmak istiyorlar. Çünkü zaten eğer onu yapmazsa ailen, emin ol, koltukları yırtarcasına üstünde tepiniyorlar falan. Evet, belli bir vadeden sonra da çocuklarda yine büyüklerde olduğu gibi telefonu elimize alalım, işte tablet elimize alalım oturalım ya da televizyon açalım oturalım oluyor. Ama bir spor aktivitesine, bu bir yarış gibi bir takıma dahil edersin. Ya benim de tavsiyem olur ebeveynlere, gerçekten çocuğun hem sosyal hayatında da bir topluluğa dahil olma, bir disiplin elde etme, işte o programa uyum sağlama, orada da bir sosyalleşme alanı olduğu için zararlı bir sürü şeyden de aslında uzaklaştırmış oluyorsun. Evet evet. Aynen. Bütün enerjilerini oraya tabii, vererek. Tabii. Peki biz şimdi kamu bizim, spotu gibi oldu. Evet. Bizim yaşlarımızda özellikle belli bir yaşın üzerinde kalp sağlığı içinde doktorlar çok fazla yürüyüş veriyorlar. Ama gençlerin daha fazla böyle spor salonlarında dil gibi kardiyo yaptıklarını da görüyorum. Yaşa mı bağlı yoksa duruma, fiziksel yapıya göre mi bağlı? Koşu mu, yürüyüş mü? Yani şöyle, ben burada naçizane tavsiyemi söyleyeyim. Bence fiziksel problemi yoksa, eğer işte dizinde belinde sakatlığı yoksa ya da çok ilerlemiş bir yaşı yoksa, kronik bir rahatsızlığı yoksa tabii ki de beden buna izin verdiği sürece koşabilirler. Ama bence en güzel olan şey
yürüyüş. Hızlı belli tempoda yürüyüş. Çünkü biz de zamanında çok ağır egzersizler yaptık, çok koştuk. Dizlerimizi elimizde alacak seviyeye getirdik zaman zaman ama bence sürdürülebilir egzersiz en iyi egzersiz. Yani bu aslında yaş, cinsiyet fark etmekmeksizin herkesin bir şekilde hızlı tempoda yürümesi ve özellikle koşu bantlarında değil de açık havada yürümesi. Çünkü koşu bandı sert bir zemin altımıza dönülen mekanizma oksijen yok. Ama deli gibi spor salonlarında çok hızlı hızlı o koşular. Ya malum Türkiye'de herkesin çok yürüyüş alanına alan imkanı yok. Olmayanlar için okey mi? Yani evi bir işte deniz kenarındaysa ya da geniş caddeli bir yerdeyse ben de her zaman yürümekten yani yürüyorum. Olabildiğince açık havada yapmak gerekiyor. Hı-hı. Çünkü esasında bir de kardiyovasküler yani kalp dolaşım sistemini çalıştırmak Hı-hı. istiyoruz. Amaç bu ya yürüyüşte. Hı-hı, tabii. O yüzden oksijen. Ve oksijen yağ yakar, oksijen kardiyovasküler sistemi çalıştırır. O yüzden benim tavsiyem açık havada yapılan antrenmanlar. Aslında en temiz antrenmanlar, en güzel antrenmanlar. Su bunun neresinde? Evet. Muhtemelen siz de bol su içmenin etkilerini anlayacaksınız. Evet. Zaten artık sosyal medya hesaplarında Melis denince su, sabah su, hatta elma sirkeli su olarak çok fazla. Çünkü aslında bedenimizde beynimizin %70'i su fakat biz su içmiyoruz. Hı-hı. Yani bence toplum olarak biz su içmiyoruz. Evet, yani illa susamayı bekliyoruz ama hani diyoruz ya egzersiz bir alışkanlık. Esasında bu da bir alışkanlık. Heh. Yani alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Başta belki zor gelebiliyor ama onu birazcık başta zorlarsınız. Arttıra arttıra rutinini. Hiç içmeyenler için günde belki yarım litre, sonra bir litre, sonra bir buçuk derken o iki litre, iki buçuk litreye ulaştığınızda zaten istiyorsunuz. Ben sürekli susuyorum mesela. Evet. Çünkü artık onu alıştırdım ve istiyor. Evet. Dolayısıyla onu da yapabilirsiniz. İstemsizce yeter ki isteyin. Su içmeye götürüyor sizi bir şekilde. Evet. Alışkanlık oluyor çünkü. Evet. Yani limon da atıyorum, böyle aromalaştırıyorum. Yazın en sevdiğim de bütün işte çilek, nane içine atıyorum, salatalık. Muazzam oluyor, inanılmaz. Peki bu bizim sağlık açısından yaptığımız spor. Bazılarını görüyorum yine çok ağır sporlar yapıyorlar. Bunu sağlık açısından vücudumuzun antioksidanlar değeri bakımından da ve çok ağır sporların aslında bize zarar verdiğini okumuştum. Doğru mu bu? Evet, yoksa... doğru. Doğru. Çok ağır antrenman yapmak, bu eklemlere çok şiddetli antrenmanlar yapmak. Şimdi baktığınız zaman biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Hiçbirimiz çok güzel karın kaslarımız olsun, çok iyi kalçamız olsun. İşte omuzlarımız herkes aynı zaten. Olmamalı bence. Her beden kendine. Ben kendimi kassam böyle omuzlarım olmaz mesela, yapıyorum ama biliyorum kendimi yani. Yani olabilir. Yani olmaz diye bir şey yok ama yani bu gerek mi var bu kadar şey yapma? Yani bizler uzun yıllardır spor yaptığımız için belki bir şekilde... Altyapı var tabii. Ama hani böyle bir şey, insanlar çok fazla artık hani sağlıklı yaşam, yani benim zaten yani şu an burada olmamın temel sebebi de insanlara yapmak istediğim, vermek istediğim sadece öte en önemli şey sağlıklı yaşam. Çok Hı-hı. ağır egzersizler değil, çok ağır sporlar değil. Çünkü bunlar eklemlerimize çok fazla yük bindiriyor ve bu çok fazla bina işte ilerleyen zamanlarda hapşırıyorsunuz. Bel fıtığı olmaya başlıyorsunuz. Kaldırımdan iniyorsunuz çünkü artık sizi sağlam bir şekilde tutan kas eklem yapınız oluşmamaya başlıyor. O yüzden sürdürülebilir. Bu eklemlerin, kasların bedenini taşıyabileceği ağırlıkta egzersizler yapmak zaten gerekiyor. 45 yaşında olduğun kaslı halinle 80 yaşında da olabiliyor musun? Aynı kas ve aynı kütle, aynı vücut devam ediyor. Olamıyor ama nasıl? Mesela yaşlandırmayı zaten geciktirmek için. Çünkü ister istemez yaşlılık hücre ölümüyle gelen bir süreç Hı-hı. olduğu için bizim aslında hareketle amacımız o ölen hücrelerimizi birazcık daha ertelemek. Hı-hı. Birazcık daha ertelemek olduğu için tabii ki. Dik kal diye tabii, bir kadına sürekli tabii, bir besini yapıyorsun. Aynen yani kası birazcık daha o atrofi, yani o kasın ölüm zamanı kendini bırakmasını daha, tabii, önlüyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Ne kadar sıklıkla yapalım yeni başlayanlar için? Mesela haftanın kaç günü önerirsiniz? Yani ben hareket etmek anlamında her gün hareket etmek her gerekiyor. Her gün yürüyüş yapmak sağlıklı. Her gün yapabilirsiniz. Biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Hep söylediğim bir şeydir. Yemek içmek gibi insanlar evet. spor yapmak yani. Da aslında yemek yemeden, su içmeden nasıl yaşayabilirsek evet. aslında hareket etmeden de yaşayamayız. Onu ilerleyen yaşlarda anlıyoruz. O Aynen. ağrılarımız, kronik rahatsızlıklarımız çıkmaya başladıktan sonra her gün yürüyüş yapabilirsiniz. Haftanın 3-4 günde kuvvet antrenmanı yapmak gerekiyor. Kuvvet
kas antrenmanı neden yapmak gerekiyor? Çünkü kaslarımız en büyük yağ yakım fabrikalarımız. Hı hı. Yani o hani çok ağır dambıllar taşımaktan bahsetmiyorum ama o direnç bandlarıyla yaptığımız sırt çalışmaları, omuz çalışmaları, karın çalışmaları bu tarz egzersizleri antrenmandan kesinlikle çıkarmamak gerekiyor. Biz sizler gibi mutlaka bir beden eğitmenlerine, fizyoterapistlere varsa bir ortopedik rahatsızlığı fizyoterapistlere danışmadan değil ama o kendini tanıyıp neler yapması gerektiğini anladıktan sonra yemek yemek, su içmek gibi hayat rutinine koyarsa zaten ondan dolayı da sıkıntı yaşaması mümkün değil. Tersine fayda alır. Evet. Ama biz sizi hazır bulmuşken bunları görmeden de bırakmayacağız. Evet, böyle gece yatarken rahatlatıcı, yatmadan önce. Aslında hani mantıken düşündüğünde gece yatarken spor ya da egzersiz yapılmaz. Biz küçükten beri yapardık. Önce ama yapılıyor. Sonra tabii. Yani o rahatlatıcı egzersiz. Tabii yoruyor seni çünkü. Nasıl kaliteli uyku geçirmek gerekiyor? Çünkü uyku bizim için gerçekten çok önemli. İnsanlar mesela böyle yani uykunun ne alakası var? Hani yağ yakımı ile dedikleri zaman aslında bedenimizin en iyi kendini onardığı ve yapılandırdığı saatler uyku saatleridir. Çocukları da zaten o yüzden 9'da biliyorsunuz uykular çocuklar diyorlar televizyonlarda altta slogan çıkıyor. Sebebi bu. Çünkü gece o 11 ile 3 aralığında kas yapımı, yağ yakımı, daha iyi dinlenme, güne daha enerjik kalkma kesinlikle. Bunların hepsini daha iyi sağlayabiliyoruz. O zaman nasıl hızlı yağ yakarız? Nasıl yağ yakımını destekleriz? Nasıl iyi uyuruz? Yani uykuya geçiş öncesi bizi nasıl rahatlatır? Hangi egzersizler onu görebilir miyiz? Tabii ki görebiliriz. Biz hazırlığımızı yaptık gizliden. Tabii ki. Ben de hemen yerime geçiyorum o halde. Bu ilki göstereceğim bize. Hangisi? Şu anda güne başlarken. Güne başlarken. Güne başlarken, evet. Güne başlarken öncelikli olarak bedenimizi birazcık açacak, birazcık esnetecek, bizi mental ve bedensel olarak güne hazırlayacak birkaç hareketten bahsedeceğim. Öncelikle şöyle kollarınızı yukarıya doğru iyice bir kaldırıyoruz. Çünkü gece yattığımız zaman bedenimiz ister istemez kapanıyor. Bakışlar ellerimde yukarıya doğru şöyle iyice uzanıyorum. Sonra ellerimle birlikte tüm omurlarımı yavaş yavaş aşağıya doğru bırakıyorum. Burada belki dizlerim bükülmek isteyecektir. Bükülmesine izin verebilirsin ama eğer tutabiliyorsan dizlerini olabildiğince gergin tutmaya çalışıyorsun. Şöyle bedenini birazcık sağa, sola, hafif hafif sallıyorum. Yavaş yavaş. Zaten kendini aşağı doğru bıraktıkça bacakların arkasındaki açılmayı hissedeceksin. Fakat bu esnada nefes alıp vermeyi ihmal etmiyorum. Sonra bel omurlarımdan başlayarak omurlarımı teker teker yavaş yavaş yukarıya doğru kaldırıyorum ve dizimi yukarıya doğru çekiyorum teker teker. Bu esnada omuzlarının geride, omurganın dik ve karnın sık olmasına dikkat et. Hiçbir zaman bozuk bir postüre yapmıyoruz hareketi. Her zaman omuzların geride kalmalı. Bunu birkaç tekrar yaptıktan sonra bu sefer bacaklarımı arkaya doğru çekiyorum ve topuğumu kalçamda tutuyorum dizlerimi bükerek. Diğer bacağım olabildiğince düz. Hadi 4 tane daha yapalım. 3 kez daha. 2 ve son kez yaptıktan sonra kollarımı yavaşça yanlara doğru açıyorum. Ve bir tarafa doğru uzanıyorum. Bedenin yanları da açılsın. Bedenin yan kısımları da güne hazır hale gelsin. Özellikle masa başında çalışanlar, gün boyu oturmak zorunda kalanlar. Belli bir zaman sonra bu kaslarınız çok fazla gerildiği için vücudunuzda bazı ağrılar hissetmeye ve kronikleşmeye başladığını hissedersiniz. Ve sonrasında kollarımı yavaşça açıyorum. Başımı bir tarafa doğru çekerken diğer elime dikkat et. Elimle sanki bir şey ittiğimi hayal ediyorum ve nefes. Bir tarafta nefes al. Diğer tarafta nefes ver. Hadi son bir kez daha yapıyoruz. Bir tane daha. Şu anda benimle tüm bunları yapabilirsin. Başını öne al. Yukarıya bak. Çeneni göğsüne yapıştır geri bak. Hop şimdi yukarı. Bir tane daha yaptıktan sonra yavaşça dizlerimin üstüne, dört ayak üstüne aşağıya doğru geliyorum. Eğer ki dizinde bir sıkıntın varsa dizlerinin altına bir havlu ya da minder koyabilirsin. Şimdi burada omurgama dikkat et. Öncelikle eklem, eklemin altında eller, omzunun dizler kalçanın altında. Omurganda belinden, kuyruk sokumundan başlayarak omurlarını teker teker yukarıya doğru yuvarla ve şimdi yavaşça omurganı bırak. Omurga sağlığı bizim için çok önemli. Yaşam sevincin için, zihin sağlığın için, beden sağlığın için çok çok önemli. Unutma ki omurgan kadar sağlıklısın. Hadi bir tane daha derin bir nefes al. Ve şimdi nefes verdikten sonra
Yavaşça ellerini bir adım öne al. Kalçanı geriye doğru bastır. Ve şimdi yavaşça tekrar omuzları öne getir. Hadi iki tane daha yapalım. Uzan sırtının yanları iyice açılsın. Ve nefes. Nefes verdim. Şimdi tekrardan ellerimi omzumun altına aldım. Bacaklarımın arası kalça genişliği kadar açık. Ayak parmak uçlarımı yere geçirdikten sonra kendim... Yavaş yavaş omuzlarını çevir, çevir, çevir. Şu anda bile yavaş yavaş vücudumda bir ısınma hissediyorum. Sabahları ve akşamları sadece 10 dakika. Maksimum 12-13 dakika yapacaksınız bunları. Şimdi yanlara doğru uza. Bu sefer ayakta yaptığımız hareketi yerde yapıyoruz. Haydi uzan, haydi uzan. Normal antrenmanlarınızın dışında bu hareketleri sürekli yaparsanız eğer hayat kalitenizi çok artıracaksınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ve şimdi geldim. Şimdi en önemli kısımlardan biri. Sağ dizim sol dizimin üstüne gelecek şekilde bağdaş kur eğer kuramıyorsan. Kalçanın altına minder alabilirsin ya da bağdaşını bu şekilde de kurabilirsin. Nasıl kurabiliyorsan. Kalçanın altına herhangi bir yükseklik aldığınız zaman bunu herkes yapabilir bu arada. Yavaşça öne doğru geliyorum. Kalçamın ve belimin esnemesini sağlıyorum. Özellikle bel problemleri çok gergin kalça kaslarınızdan kaynaklandığı için kalçanızı birazcık esnetmeye çalışıyorsunuz. Diğer bacağı da bir kez daha yapıyoruz. Bu sefer bacak değiştiriyoruz.
Diğer dizimi aldım. Yavaşça öne doğru geliyorum. Nefes veriyorum. Burada da birazcık bekledikten sonra şöyle bedenini rahatlat. Gel hep beraber çok derin bir nefes alalım. Bir nefes verelim. Sevgili Melis Özel Külahlı, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hem konuşup anlatırken hem de bunları yapabilmek gerçekten zor bir şey. Çok teşekkür artık tecrübene sağlık, ben enerjine ederim. Sağlık. Çok teşekkür ederim. Ama motive olmayanlar da oldu bence değil mi? Ben hala olmadım diyen bir yer kendimi kaptırmışım. Ben de burada yaptım oturdum yani. Bütün ekip ben gördüm karşıda bu hareketleri yapıyorlar. Harika, ne mutlu. Evet, Melis çok teşekkür ederiz. Harika. Ben teşekkür ederim. Sizler de harikaydınız. Harika görünüyor. Evet. Çok biraz da bizi böyle bir fizik görünce tabii heveslendim. Motive olduysak okey o zaman amacım yerine ulaşmış demektir. Süper. Çok net. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, Aylin programımız devam ediyor. Evet, şimdi diğer konuğumuza bağlanıyoruz. Evet, aslında çok değerli bir konuğumuz var. Ekranları başından ayrılmayın lütfen. Şebnem Deniz bizimle beraber olacak. Çok güzel. Onunla program çok keyifli geçiyor. Evet. Gidelim o zaman. Doğal ve doğru nefes alabilmek için neler yapmak gerekir? Şu şekilde nefes alacağım, bu şekilde nefes alacağım diye hiç konuşmadığımız bir konu aslında. Solunum ve doğal nefes arasında hangi farklar vardır? Ben biraz nefesle solunumun arasındaki farkı söyleyeceğim. Nefes çalışmaları nasıl yapılıyor? Disfonksiyonel nefes alışkanlıklarıyla çalışıyoruz. Nefes eğitmeni Şebnem Deniz anlatacak. Akciğerlerim istediğim şekilde nefesle dolmuyor. Albul Haberter Çörm'le Biz Bize Sohbetler bugün ünlü oyuncu Arzu Yanar da ağırlıyor. Harika görünüyorsun inci kolyelerinle falan. Hayatında yeni bir dönemi nasıl ve neden başlattı? Fiziksel olarak güzel bir kadın olduğum için beynimin boş olduğu zannedildi uzun bir süre. Ünlü oyuncu Arzu Yanar'dan çok özel açıklamaları ve keyifli bir sohbet. Beni çok da gururlandırıyor, onurlandırıyor, mutlu ediyor. Hepsi ve daha fazlası az sonra TV2'de bunu da konuşalım da. Evet Aylin'cim. Çok değerli bir konuğumuz var. Benim için de çok özel bir konuk. Hayatımın dönüm noktalarında benim yanımda olmuş bir konuk. Bugün hakikaten nefes eğitmeni Şebnem Deniz'i ağırlamak benim için çok özel. Şebnem hoş geldin. Ne kadar da pozitif maşallah. Evet. Şebnem'in hikayesi var sana anlatır ama öncesinde Şebnem aynı zamanda benim de kuzenim ama bir gün... Buraya kadar ben anlatayım Şebnem. Bu arada hoş geldin demediysem hoş geldin. Hoş Şebnem bir gün beni aradı. Ben bu arada aynı zamanda sevgili izleyiciler, beni çok iyi takip edenler, benim nefesle ve sağlıklı yaşamla kadar ilgili oldum. Her ne kadar hani sporu bu kadar ötelesem de, sense beni teşvik ediyor gibi gözüksen de nefes egzersizlerini hayatımı hiçbir zaman da bırakmadım ve benim hayatımın dönüm noktalarından bir tanesidir. Ve nefes koçu olduğum zaman da Şebnem nefes eğitmeniydi. Ama Şebnem bundan, ben daha bu ilk yola çıktığımda bana bir gün telefon açtı. Dedi ki, hiç alakası yok Didem, hiç iyi değilim. Sen bu işlerle çok alakalısın. Ne olur bana yardım et. Ben bu nefes eğitimiyle ilgilenmek ve kendimi değiştirmek istiyorum, dönüştürmek istiyorum. Çünkü yoksa bu beden bu dünyadan gidecek gibi bir laf ettin. Aynen. O beni çok böyle kötü yapmıştı o zaman. Ve Şebnem'e yardımda bulundum, destek verdim nefes koçu olduğum için. Ondan sonrasını Şebnem senden dinleyelim. Dönüşüm yolculuğun gerçekten hem çok önemli, geçmişte yaşadıkların ve şu andaki durumun biz izleyicilere de örnek olması açısından, ilham vermesi açısından. Vallahi çok güzel, evet. Söylediğin gibi aslında böyle bir çok sıkışık olduğum bir dönemde herkes bilir. Ben eski beyaz yakalıyım. O beyaz yakalılık nasıl bir ağır bir şey olduğunu biliriz hepimiz. Ailen de orada. Eski bankacıyım ben de. Ve işten ayrılmıştım. Aslında böyle kişisel gelişim adına da çok şeylere inanmıyordum. Ve Didem de böyle işte o zamanlarda işte meşhur ve nefes
seanslarıyla ve nefes koçu olarak hayatının değiştiğinden bahsediyor. İşte Amerika'ya gitti, Amerika'ya yerleşti ve bunların hepsinin nefesle olduğunu söylüyor. Ve ben tabii ona çok inanmadım. Çünkü biz işte o sevgili beyaz yakalılar 2 kere 2 4'tür bizim tabii, için. Her şey böyle kutulardadır. Her şeyin bir açıklaması vardır. Birisi nefes alacak ve hayatı değişecek. Çok inandığımız şeyler değildir. Benim de çok inandığım şeyler değildi. Fakat gözümün önünde Didem'in o değişimini görünce dedim ki bana da yap. Yani o seansı bana da yap. Ve yapmasını istememin sebebi de aslında ona destek olmaktı. Çünkü nefes koçu olunca bir süreciniz oluyor. O süreçte de bir ücretsiz seanslar yapıyorsunuz. Dedim ki sen bana yap. Modeli yani, oldun. Aynen. Biraz ama yeni modeli de oldum. Zaten bu işten çıkmışım. Çok da hevesliyim. Evet. Çok da heyecanlıyım. Bir de onun titreşimi de çok yüksek. Gerçekten çok iyi bir dönüşüm olmuştu benim. Evet, yani çok ısrar etti. Ben de amacım ona katkı sağlamaktı. Çünkü öyle birisiydim. Çünkü inanmıyor hala. Evet, inanmıyordum. Fakat ilk seansta inanılmaz bir şey yaşadım. Hani daha önce nefesi hep konuşuyoruz aslında. Karşımıza da çıkıyor. Şu anda konuşacağız aslında ama nefes başka bir şey. Yani titreşimim çok yüksek. Hem de kendimize ait olan bir şey. Yani kendi doğamızda olan bir şey ve unuttuğumuz bir şey. Ben de tabii o ana kadar hiçbir şey bilmiyordum ama seansta işte aslında hayatınızın özetini yaşıyorsunuz. Bir nefes seansında, doğal nefes seansında. O hayatımın özetini yaşayınca bir şeyler yüzeye çıkınca biraz ağır geldi bazı şeyler. Ama böyle bir dinlenme kısmında bir küçük kız çocuğuyla tanıştım. Böyle kahkül saçları, böyle boncuk gözlerle bana bakıyor. Ve bana dedi ki sen neredesin? Ben de dedim ki buradayım ve seni bırakmayacağım. Ondan sonra böyle artık o yol neyse beni bir şekilde götürdü. Tabii ki hikayesi uzun. Nefese doğru götürdü. Daha sonra işte Didem bıraktı ama ben nefes eğitmeni oldum. Kamplar yaptık, seanslar yaptım ve hala da devam süreç ediyorum. Çok kısa süreçte, değil. Evet. Çok aynen, yıl çok yani 15 yıl 12, oldu. 13 yıl oldu. 13 yıl olmuştur. 12-13 yıldır bu işi yapıyorum. Çok profesyonel son dönemde olarak daha da fazla ilgi duyulan bir şey. Çünkü evet, herkesin evet bir dönüm noktası var. Herkesin tıkandığı, bunaldığı, böyle kendini kötü hissettiği, sıkışık bravo hissettiği dönemde psikologlar, psikiyatristler de evet zaten bu meditasyonu, medite olmayı, doğru evet nefes almayı zaten tavsiye ediyor. Evet. Şimdi size de böyle güzel dönüşümün şeylerini aldık, güzel dönüşlerini aldık. Yani gözleriniz parlıyor nefes. Ben girmedim o konuya. Ama bir izleyicilerimize bir anlatalım o zaman nedir doğru nefes? Yani nefes alıyoruz zaten. Evet, doğrusu hepimiz ne? Ben de aynısını söylemiştim. Ben aynen, ben şu an o noktadayım. Evet. Ben sıfır noktasındayım. Çok iyi bir örnek aslında bugünkü konuğumuz. Kendi dönüşümü var ve inanmayan ve yani nasıl olabilir bir insan nefesle hayatını nasıl değiştirebilir? Ben denedim, yapamadım. Yani evet, aynen. Kafamda neden yapamamış? Odaklanamıyorum. Şebnem sence? Nefese mi odaklanamadınız evet, yoksa o seanslara mı? Bilinçaltı sesim susmuyor ve hemen dikkatim dağılıyor. Okey. Aslında susmayacak. O hiçbir zaman evet susmayacak. Onu belki başta kabul etmekle başlamak gerekiyor. Çok güzel bir soru sordunuz. Nedir doğru nefes diye. Aslında biz burada doğru nefesi konuşmuyoruz ya da nefesin doğrusu var diye de konuşmuyoruz. Çünkü doğrusu yanlışı yok aslında. Doğal nefes dediğimiz bir nefes var. Ve o yüzden bunu anlatırken ben biraz nefesle solunumun arasındaki farkı söyleyeceğim. Hı hı. Çünkü hepimiz soluyoruz ve solunum aslında bizlerin işi değil. Yani nefes koçlarının işi değil, doktorların işi. Solunum dediğimiz bir solunum fizyolojisi var ve bu hı hı tamamen tıpla alakalı bir konu aslında. İkisinin farkını açıklamakla başlayayım aslında. Solunum bir beyin sapı refleksi, tamamen yaşamsal işlevimiz ve yolu mikozadan geçmesi için burundan olması gerekiyor ve gaz değişimi yani oksijenin girmesi ve karbondioksitin çıkması. Bu solunum ve bir beyin sapı refleksi ve sürüngen beyinle ilgili bir şey ve yaşamsal işlevi olan bir şey. Fakat nefes dediğimiz şey, nefes aslında bir davranış ve bize özerk bir sistem ve insanoğlu olarak müdahale edebildiğimiz bir sistem. Konuya buradan giriyoruz zaten biz nefes koçları olarak. Çünkü biz aslında hepimiz soluyoruz. Fakat o solunduğumuz solunumumuzu davranış haline getirdiğimiz nefesimizle bozuyoruz. Nasıl bozuyoruz? Biraz ondan bahsedeyim. İşte o doğal nefesi nasıl bozuyoruz? Doğal nefes ne peki? Bebekken doğduğumuz andan itibaren almaya başladığımız nefes. Ve bize bunu hiç kimse öğretmedi. Anne karnındayken sen aslanla hiç konuştun mu? Aslancığım doğacaksın, şu şekilde nefes alacaksın, bu şekilde nefes alacaksın diye hiç konuşmadığımız bir konu aslında. Bebeklere baktığımızda çok iyi görebileceğimiz doğal nefesten bahsediyoruz. Karın hareketiyle başlar, almadan önce vermeden önce beklemez. Bir okyanus dalgası gibi bütün vücudunu dolaşır ve göğüsle birlikte
devam eder bu nefes ve bir akıştadır. Aynen. Dikkat ettiysen aynen. Bebekleri yatırdığın zaman karnı hep böyle zıplar. Evet. Bir göbüşleri vardır onların böyle tatlı göbüşleri. Aynen. Diyafram diye de söylenir. Ama ne diyafram nefesi de değil. Ve o doğal nefes ne oluyor? 0-2 yaştan itibaren egonun oluşmasıyla birlikte korkular, kaygılar, endişeler ve her nefesimizi tuttuğumuzda bilinçaltına bir kodla birlikte bir davranış haline getirdiğimiz nefese sahip oluyoruz. Biz bu nefese fonksiyonel değil, disfonksiyonel nefes alışkanlıkları diyoruz. Ve o yüzden de o doğal nefesimizi kaybediyoruz. Mesela demin de söylediğiniz diyafram. Diyafram kası dediğimiz kasımız bizim aslında tamamen nefesle ilgili olan kasımız. Ve kaburgalarımızın hemen altında, göğüs boşluğumuzun hemen altında duruyor. Şöyle bir şemsiye gibi kubbe şeklinde duruyor. Ve biz her nefes aldığımızda o diyafram yassılaşıyor. Diyafram yassılaşınca da göğsümüz ve akciğerlerimiz daha fazla oksijenle doluyor. Sistemi bu. Solunumun da sistemi bu. Ve diyafram kası dediğimiz kas aslında sadece nefes için yaratılmış bir kas. Ve bedenimizde yedeği yok. Evet. Fakat yine bilimsel olarak söylüyorlar ki yetişkinler o diyaframı ne yazık ki %10 kullanabiliyorlar verimli bir şekilde. Ve %10 kullanıyorsam ne oluyor? Akciğerlerim istediğim şekilde nefesle dolmuyor. Peki o diyaframı kullanmanın en güzel yolu ne? Karın nefesiyle başlaması. İşte o bebeklerde olduğu gibi. Hı hı. Şöyle mesela elimi koyayım. Hep beraber bile yapsak. Karnınızı şişirin. Eliniz bile yassılaşıyor. Diyafram da işte o karından başlayan hareketle yassılaşıyor. Fakat ne oluyor biz? İşte karnımızı sıkalım, dik duralım, ayaklarımız yere sağlam bassın, korkular, kaygılar, karın nefesimizi tutuyoruz. Oradan nefes başlamamaya başlıyor. Hatta oradan başlamadığı için göğüs nefesiyle nefes almaya başlıyoruz. Ve göğüs nefesinin karşılığı aslında beyinde sempatik sinir sistemini harekete geçirdiği için saldır, kaç ya da don. Böyle olunca da ne oluyor? Burada sürekli bir aktivite var. Parasempatik sinir sistemi devreye giremediği için ben aslında hep anksiyete, panik ataklı yaşayan bir insan haline geliyorum. Ve bu bana iyi geliyor. Sanki oradan aldığım nefesle hayatta mücadele edebildiğimi zannediyorum. Ve hep o nefes almaya başlıyorum. İşte davranış haline getirdiğim nefes bu şekilde oluyor. Ve o davranış haline getirdiğim nefesi de artık kendi doğal nefesim zannediyorum. Mesela biz seanslar yaparken kişilere diyoruz ki derin nefesler alın ki o disfonksiyonel nefes alışkanlıkları yüzeye çıksın. Derin nefesin ne olduğunu bile unutmuş oluyoruz. Çünkü fizyolojimiz çok çabuk öğreniyor. İşte sporla ilgileniyorum dediniz değil mi? O kaslar çok çabuk öğreniyor, çok çabuk da unutuyor. Çok çabuk da unutuyor aslında. Kas hafızası diye bir şey var ve fizyolojimizle ilgili. O yüzden biz nefes koçları olarak aslında fizyolojiyle çalışıp o doğal nefesi hatırlatmaya çalışıyoruz. Yani bir şey öğretmiyoruz, bir şeyi yeniden keşfettirmiyoruz. Peki nasıl bir farkındalık oluşuyor? Yani doğru nefes almayı öğrendiği anda psikolojisinin nasıl bir rahatlama oluyor ki panik atağı, kaygıyı falan azaltıyor? Yani onu nasıl dönüştürüyor i̇şte doğru nefes alma alışkanlığı? Aslında nasıl dönüştürüyor? Beyne gönderdiği sinyallerle dönüştürüyor. Çünkü o diyaframı kullanarak akciğerleri daha kapasiteli aldığı zaman solunum zaten olması gereken ritimlerde olduğu için, salgılanan hormonlar da olması gereken şekilde olduğu için aslında o beyne yollanan sinyallerle oluyor. Çünkü vagus siniri diye bir sinirimiz var. O parasempatik sinir sistemini çalıştıran en önemli sinirlerden biri. Ve onun en büyük çalışma yolu da o diyaframı iyi kullanıyor olmam, karından başlayan uzun ve derin nefesler alıyor olmam. Hı hı. Yani tekniklerde de kullanılır. Mesela panik atak hastalarına biraz sakinleş, bir nefesini atla. Her zaman derin nefes al aynen, denir. Derin nefes al denir. İşte burundan al, burundan ver denir. Teknikler. Ama o doğal nefesimiz yoksa bizim o teknikler de bir yerde yarım kalıyor. Hı hı. Hani baş ağrısını ilaçla geçiriyorum. Ama biz daha dibe inmeye çalışıyoruz. Yani o çocuklukta, bebeklikte sahip olduğumuz nefesimizi hatırlamaya çalışıyoruz. Çünkü doğru bir nefes yok, doğal bir nefes yok. Doğal bir nefes var. Çünkü koşarken belki hızlı hızlı nefes alacağım. Hı-hı. Ama durduğumda sığ bir nefes alacağım. Ama koşarken sürekli o sık sık aldığım nefes bana çok iyi geliyor. Hayatımın her yerinde o nefes almaya çalışıyorum. Otururken de. Ve otururken bilgisayar karşısındayım. Atıyorum şu mesela pandemide yaşadık değil mi? Bilgisayar karşısında çalıştı bütün bankacılar, belki de çalışanlar. Bir başarma isteğiyle ne oldu? Sürekli buradan göğüs nefesi almaya başladılar. Ne oldu? Saldır, kaç, don ve panik atak. O yüzden o ikisini dengelemek açısından aslında o doğal nefesi hatırlamak iyi geliyor. Çünkü bebekler
Hiç bilmiyorlar. 0-2 yaşa kadar da o doğal nefeslerini alıyorlar daha bozulmadığı için. İşte o yüzden aslında hastalıklar çok fazla olmuyor. Hani yuvaya başladıkları için. Peki tekrar oraya döndüğünde o alışkanlığı kazandığında kişi bundan sonraki nefesini hep öyle mi alıyor? Bu sayede vücut dengeye giriyor yoksa bunu böyle seanslar yapıp devam ettiriyor. Siz o seanslar dediğinizi duyuyorum. Ne evet. yapılıyor orada? O kamplar değil mi? Kampları evet. Mesela biraz kamplardan bahsedebiliriz. İnsanların orada bir dönüşüm hikayeleri var. Mesela o kamptan yeni çıkmış biri şu an yanımızda olsa der ki anlatamam yani tarifi yok yaşamak lazım. Çünkü öyle bir dönüşüm var ki. Evet. Şimdi bana da sorsam ben de anlatamam ne olduğunu. Ama her seans sonrasında kendi nefesimi kullanmayı o yani kendime ait özel 0-2 yaş o doğduğum zamanki nefesimi kullanmayı öğrenmeye hatırlamaya başladığım zaman vücut bir tepki veriyor. Tabii bu seanslarda aynı zamanda vücudun bazı noktalarıyla çalışıyoruz. Aynen. Bunu da Şebnem anlatsın. Yani işte karın nefesi diyoruz ya, karın nefesi benim ayakta ve irademle ilgili bir yer. Oradan başlaması. Oradan başlayınca diyaframı daha iyi kullanmamla aslında oksijenli solunumu daha iyi kullanıyorum. Çünkü bizim bedenimizde hepimiz çok iyi biliyoruz ki her şeyin bir yedeği ve tamponu var. Fakat adı üzerinde yedek ve tampon. Sürekli oradan kullanırsam ne oluyor zaten? Bu solunum yolu hastalıkları. Astım gibi hastalıklar, işte anaerobik dediğimiz hastalıkların hepsini de bedenime çekmiş oluyorum. Ve o yüzden o yaptığımız o sistemle solunumu ve oksijenli solunumu daha iyi kullandığımız için hastalıkların da aslında iyileşmesine katkımız oluyor. Seanslarda ne yapıyoruz aslında biz? Seanslarda derin nefesler alarak bu bahsettiğimiz disfonksiyonel nefes alışkanlıklarıyla çalışıyoruz. Aslında katılımcının, nefes alan kişinin fizyolojisiyle çalışıyoruz. Yani o derin nefes aldıkça bir şeyler yüzeye çıkıyor. Biz bazı meridyen akupunktur noktalarına hafif basılar yapıyoruz. Nefes nereye gitmiyorsa oraya yönlendiriyoruz. Aslında hatırlatıyoruz. Yani biz bir şifacı değiliz, bir doktor değiliz. O yüzden asla nefes terapisti ismini kullanmıyoruz. Nefes koçu ismini kullanıyoruz. Çünkü koç nasıl bir şeydir? Siz ne bileyim çocuğunuzu verdiniz işte yüzmeye. Koç ne yapar? Hadi daha iyi yüz aslan. Hadi aslan kulacı daha iyi at. Daha hızlı motive eder. Biz de aslında o disfonksiyonel nefes alışkanlıkları çalışarak hatırlaması ya amaç. Biz de aslında nefes koçları olarak motive ediyoruz. Çünkü siz seansa yattığınızda o demin bahsettiğim alışkanlık o kadar kökleşmiş durumda ki ben size diyorum ki derin nefes al, sen sığ nefes alıyorsun. Ama farkında değilsin. Hı hı. Çünkü onu aslında bilinçaltındaki bir kodla da birleştirdin. O yüzden de biz kamplarda hem yatay hem dikey düzlemde çalışıyoruz. Hem zihinle çalışıyoruz, o demin bahsettiğiniz hani yapamamamıza sebep olan, hem de dikey düzlemde nefesinizle çalışıyoruz. Ve oradaki yaptığımız koşul, hadi daha derin nefes al, yüzeye çıksın. Yüzeye çıksın ki biz çalışalım. Yüzeye çıksın ki biz çalışalım. Sıkıntılar da mı yüzeye çıkıyor orada? Biraz, evet. Biraz evet. Çıkıyor. Bir şeyler ağır çıkıyor. Ağır travmalar bize. Çıkıyor. Aslında hatırlamadım. O arada konuşuyor musunuz karşılıklı? Evet, bazı yok. Seans sırasında çok konuşulmuyor ama bazı olumlamalar söyleniyor. Aslında bizi duyuyorsunuz tabii. Duyduğunuz için mesela ne diyoruz? Omuzlarını kaldırma. Mesela burada bir sürü duyuyorsunuz kişine, derken gözler kapalı o zaman. Gözler kapalı, evet. Aynen gözler kapalı. Merak ettim kapalı. Bu akşam eve gidip bir inceleyeceğim. Tabii ben size yapayım, zevkle yaparım gerçekten. Çalışır Şebnem seninle. Evet, zevkle birkaç yaparım. Birkaç seansta bile bazı çözümlemelere ulaşılabiliyor. İlk seansta bile etkisini görebiliyorsun ama benim fikrimce Şebnem bu gerçekten bu işi çok iyi bilen biriyle yaparsan fayda sağlayabileceğin. Yani her işte olduğu gibi evet, bu işinde işte, bundan faydalanarak işte ben de yapıyorum. Ben mesela yapıyorum ama yapmıyorum. Niye yapmıyorum? İşte o bahsettiğim kişilerden olmamak için yapmıyorum. Halbuki bütün tekniği, biliyorsun, bütün bilgileri aynen. Senin vücudunda nereye dokunup nereye dokunmamam gerektiğini ya da biliyorsun, nefes tabii. aldırıp aldırmayacağım ama seansların bu kampların en büyük özelliği senin doğduğun andaki orijinal nefesine yani bağlantılı evet. ve tam nefesine geri döndürmek. O nefesi almayı unutuyoruz. Şurada baktığın zaman buradaki herkesin nefesi %70 kapalı. Evet evet. Ve işte yani %70 garanti kapalı. Sana garanti %100 şurada nefesi açık bir tek evet. Şebnem vardır. Tamam diyelim ki öyle kaygılarla bebeklikten sonra onu bıraktık. Daha böyle stresli nefes alıyoruz. Stresimiz evet, artıyor. Bedenimizi kullanıyoruz. Geriye dönünce bebek nefesine dönünce stresler de gidiyor mu?
Yani ya şimdi şöyle, bilmeyen olarak soruyorum. Tabii ki şöyle, yani böyle büyük söylemler söylemeyi çok sevmiyorum. İşte bir kampa gittim, hayatım değişti, bir kitap okudum, hayatım değişti, öyle şeyleri çok sevmiyorum. Her şey gibi, nasıl siz de bu program için bir emek sarf ediyorsunuz, her şey için bir emek sarf etmek gerekiyor. Orada kamplarda ya da seanslarda biz size bir şey hatırlatıyoruz koçalar. Hı hı. Fark ettiriyoruz. Kendinize aslında ne yaptığınızı. En basitinden burada bütün şimdi sabah programındaki herkese söyleyeyim. Mesela kendilerini çok sıkıntılı bir anda hissettiklerinde ellerini şu solar plexus bölgesi dediğimiz diyaframın olduğu yere koyup omuzlarını serbest bırakıp karınlarını böyle biraz şişirip nefes almaları bile çok etkili. Çünkü biz hep omuzlarımızı kaldırarak ve bedenimizle nefes alıyoruz. Biz siz kampta ya da seansta bunları fark ediyorsunuz, okey. Ama hayat devam ediyor. Dışarı çıktığınız zaman stresler, İstanbul'un trafiği, işler, anneniz, babanız, dünyanın hali, savaşlar. Değil mi? Gözümüzün önünde her şey devam ediyor. Fakat bir bakış açımız değişiyor. Hmm. Bir farkındalıkla bakış açımız değişiyor. Eskisi gibi işte kabul etmek, onaylamak anlamına gelmiyor. Hmm. Eskisi gibi kabul etmemek üzerine dirençleriniz yerine ne yapabilirsiniz size geçiyorsunuz. Hmm. Mesela belki de kendini dinlemeye bir zaman aynen ayırmış oluyor. Farkındalıkları artıyor. Bravo. Aynen. Hmm. Çocuklarda mesela düşünün. Yani arkasından biz bağırırız. Koşma düşersin. Hmm. Koşma terlersin. Yok çünkü onun öyle bir bilgisi. O açık nefeste ilerliyor. Fakat bize de yıllarca hep dediler ki onu yapma, bunu yapma. Orada öyle gülme, burada böyle konuşma, burada onu yapma. Hepsini satın aldık. Ve o satın aldığımız şeylerin etrafına bir de nefes inşa ettik. Ve kendimizi ondan ibaret et zannediyoruz. Peki bu kamplara yol demişsiniz. Onun evet. İsmi nereden geliyor? Ya yol biz... Yolculuktan mı? Evet, biraz yolculuktan. Aslında yol dediğimiz şey bir süreç, bir sonucu yok. Hepimiz aslında bir yol üzerine doğduk. Ve hepimiz aslında bir şeyler gerçekleştirmeye geldik. Siz de mesela eminim burada kendiniz burada anlatırken falan bir anda kaybolduğunuzu zannediyorsunuz yaptığınız o işlerde. Aslında hepimiz bunlar için geldik fakat unutuyoruz onun demin söylediğimiz şeylerden dolayı. Onunla ilgili bir nefesimiz de oluyor ve niçin geldiğimizi unutuyoruz. Yol dememizin sebebi aslında o süreci hatırlamak, o yolu hatırlamak, bir sonu olmadığını hatırlamak. O süreçte nerelerde bir nefes inşa edip kaybolduğumuzu hatırlamak. Çoğu zaman kendimizi kaybettiğimiz, hayat telaşına düşüp kendimizi hiç dinlemediğimiz ve yaptığımız bir sürü şeyi farkında olmadan yaptığımız süreçlerdeyiz. O yüzden biraz nefesle bir dur nefes al kısmı. Bravo. Sanırım ben sizin konuşmalarınızdan bunu anladım. Bravo. Ben de bugün çıktığımda şeyim değil mi? Güzel özetledim. Evet, bravo. Çok güzel özetledim. Mesela ben kampı bitirdiğimde bitti dendi. Herkes topladı. Fakat böyle bir şey geldi, böyle bir tuhaf, yani ki böyle bir boşluk, başka bir yer, Matrix gibi bir yerde hissettim kendimi. Çıktım, hiç unutmuyorum bebek parkı. Allah'ım dedim ya, bu ağaçların rengi başka. Böyle miydi ya, bu kadar yeşil, bu kadar ton var mı ağaçlar falan, böyle her şeyin rengi tonu bile hani anlatabileceğim, ifade edeceğim şeyi bir bu. Durup nefesi almışsın kendi hayatında. Evet, bütün daha vücuduna önce hiç gitmeyen noktalarına giden, taşınan bir oksijen. Öyle düşün. Nasıl ayağa kalkmasın ki vücut? Bir kere titreşimin evet, de olarak yükseliyor. Ben şimdi döneceğim ve araştıracağım evet, efendim. Kesin. Nefes koçu bu iki insandan dinlediklerimi evet, ben de etkilendim. Kendime dur bir nefes al diyorum bugün itibariyle. Sizin de verdiğiniz gazla diyeyim. Motivasyon dedik, onu öyle söyleyeyim, yapalım. Çok teşekkür ediyorum. Şebnem çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Programımıza geldin, katıldığın için. Yolda başkalarının da hayatını dönüştürmek evet, üzere ne denir? Yolunuz açık olsun. Evet, hepimizin yolu açık olsun. Herkesin yolu inşallah nefesten geçsin. Ya bir şekilde çok güzel söylediniz. Bunu hep büyüklerimiz söylerdi. İşte mesela telaşlandığımız zaman anneannelerimiz, babaannelerimiz söylerdi değil mi? Dur bir nefes al. Aslında çok kadim bir bilgi. Hem bilimsel olarak da nefes çok elle tutulur bir şey. Bir de kadim tarafı da çok var. Güzel. Çok teşekkür şimdi ederim. De, ben de şu anda böyle diyaframdan nefes aldım ama göğsüm de kalktı gördüm. Yanlış yaptığım bir şeyler de var. Bu akşam eve gidince her şeyi inceleyeceğim. Nefes, diyafram falan ne sağlıyor? Bir odaklanmaya çalışacağım. Çok etkilendim bu konudan. Şimdi bir kadına gidelim. Sevgili Armula Merter. Bu hafta bakalım kimi konuk almış, neler konuşuyorlar. Hadi oraya bağlanalım. Bize nefes konuşmaya devam edelim. Merhaba,
Şahane bir güzellik benimle birlikte. Tablo gibi olmuşsun bugün. Sevgili Arzu Yanardağ benimle birlikte. Harika görünüyorsun inci kolyelerinle falan. Böyle çok güzel bir tabloları anlatıyor bana. Evet, bugün sana özel giyindim, süslendim. Böyle taktım, takıştırdım, geldim şekerim. Her zaman Arzu bana takıştırır, şeker şeker, güzel güzel gelir. Çünkü biz birbirimizle yaklaşık 2000 yılından beri çalışıyoruz ve hiç kopmadık. Hakikaten herhalde hiç kopmadan çalıştığı da tek kişi benim. Neden ayol? Ne bileyim, var mı? 20 yıldır sürekli çalıştığım bir fiil. Sakın var deme, direkt bunalıma girelim. Bir dakika. Hayır, sen teksin ama. Evet, evet, hiç aralıksız çalışıyoruz seninle. Evet. Çok da güzel projeler yaptık. Şimdi yepyeni projemiz var Arzu'yla yine. Kadın hikayeleri. Evet, Yüksek Ökçeler ses oyuncuları grubumuzla. Hatta Yüksek Ökçeler'i artık birçok şeyde de Arzu'ya deyip hemen ilk fikirleri de senden alıyorum. Çünkü birbirimizi artık o kadar iyi tanıyoruz ki. Ya sana niye huysuz diyorlar? Ben hiç huysuzluğunu görmedim. Aa, gerçekten bak, geçen gün yine acayip acayip şeyler geldi kulağıma. Ama şöyle enteresan bir durum var benim olayımda. Beni tanımayan insanlar, benimle karşılaşmamış, benimle tanışmamış, benimle çalışmamış insanlar benim hakkımda çok kötü konuşuyor. Evet, çok huysuz diyorlar mesela. Çok kötü konuşuyor ama bunlar benimle çalışmamış insanlar. Çalışan insanlar zaten şaşırıyor yani, hani biz böyle duymuştuk nedir diye. Yani bir kötü konuşan insanlar var ama onlara bakıyorum. Yani benim kulağıma geliyor çünkü bunlar nasıl senin kulağına geliyorsa benim kulağıma da geliyor. Ve benimle hiç çalışmamış, benimle tanışmamış, benimle aynı ortamda bulunmamış insanlar konuşuyor. Belki böyle duruşun falan hani çok kendine özgü, çok ben dimdik ayaktayım havan falan diye mi? Hakikaten bakın, ben 2000 yılından beri çalışıyorum. Gerçekten ne bir iş aksatmanı gördüm. Ne bir hani provaya gelmez, ne bileyim turneye gelmez. Asla böyle bir şey olmadı. Ne bir huysuzluğunu görmedim. Ki o zaman düşün, ne kadar gençtim de, yani. Çok hani çok o dönemde. Şimdi de popülersin ama o zaman... Tamamen yani hani popülerlikle alakası yok. Şimdi bu aslında biraz işine saygı meselesi yani. Hani işine saygı duymakla alakalı. Şimdi benim artık 25 yıl oldu tiyatro yapıyorum. Şimdi baktığında zaten şöyle bir denklem var. Yani ben disiplinsiz bir insan olsam zaten bırak bu işi, tiyatro yapmama imkan yok. Yani çünkü tiyatro hani 8'de oyun varsa işte 2 saat önce minimum gelirsin, orada olmak zorundasın. Ve o sahneye çıkmak zorundasın. Yani hani hiçbir yani ben... Çok sevdiğim anneannemi kaybettim mesela. Oyuna çıkmadan 10 dakika önce haber aldım. Tabii ki çıktım oraya. Ya ben yani kimle konuşsam aynı şeyi söylüyorum. Yani ben inanın diyorum, ben hiçbir şey görmedim. Bana bir güne kadar aksatması olmadı. Nasıl huysuz olabilir ki? Ki ben de hani sevmediğime çok kötüyüm. Hani o da benim hakkımda konuşanlar, hani bana huysuz diyenler bence kendilerine bir bakmalı dönüp. Hani ona huysuzluk yaptıysam, huysuzluk da yapmam da gerçekten hani... Negatifsindir ona karşı. Yani negatifimdir. Hani hoşlanmadığım insanın yüzüne bile bakmak istemem. Yani oradan bir şey almışımdır ama. Ben bir negatif almışımdır. Çünkü ben genelde karşımdan ne alıyorsam onu veriyorum yani. Tabii hani mi? O enerjiyi. Şimdi hani benim bunca yıldır seni sevmemin sebebi, hani senin kaşını gözünü sevmiyorum yani. Ben senin enerjini seviyorum. Senin içtenliğini seviyorum. Senin anaçlığını seviyorum. Senin samimiyetini seviyorum. Şimdi sen bana böyle geldiğinde ben sana nasıl kötü gelebilirim ki? Ama yani insanlar ağzı olan, evet, hani yani sevdiğimi çok seviyorum, sevmediğimi de hiç muhatap olmuyorum aslında. De o da biraz... Ben böyle masadan kaldırmışlığım vardır. Yani ya ben senden hoşlanmıyorum, aynı yerde oturmak istemiyorum. Hani seninle oturmak isteyen varsa buyursun peşinden gelsin diye. Aynı hisler bende de vardır. Ne çok maceralarımız oldu bize. Ya sorma. Oyunlarımızda. Yani o turnelerde özellikle. Ya bir arkadaşımız vardı turnede, hatırlarsın. Arkadaşımız müthiş güzellik hastasıydı yani. Bir yeri kırışacak diye aklını kaçırabilirdi. Gece yatarız otobüsteyiz yani. Artık böyle şey, bir tane şeyimiz vardı işte, yataklı mini otobüsümüz vardı. Bu yatardı, herkes gayet rahat yastıkları kapatır, o böyle tutar. Hiç kıpırdamadan sabaha kadar ama böyle. Ne kafasını dönebilir ne bir şey. Bu eller burada, burayı çeken ne yapıyorsun? Kırışmasın diye yüzümü çekiştiriyorum diye. Ona da selam, o kendisini biliyor. O kendini biliyor. Ama çok eğlenceli günler geçirdik. Çok iyi bir insandı, biraz şaşkınlıkları vardı. Yani biz tabii ona... ama hani hangimizin yok? Ama bizim o kadar yoktu hani. Çok bazen tabii biz de o zamanlar iyice tabii fırlama olduğumuz için sürekli böyle takılırdık ederdik onu ama çok güzel da severdik. Güzel bir işti yani, gerçekten o işin içinde olduğum için halen de gurur duyarım yani. Evet, hani çok güzel. Bahsi geçtiğinde kadın hep... hikayelerimiz vardı yine bizim, bayağı o zamanlar ses getiren. İzleyenler hala karşılaştığım zaman övgüler. Evet.
yağdırırlar. O çok özel bir işti. Çok yani. Özel bir oyundu. Şimdiki oyunumuz da aynı özellikte evet. olacak zaten. Ben inanıyorum çünkü enerjilerimiz ve niyetimiz güzel işe başlarken. Bu ara var mı senin projen? Sen bu arada yazdın değil mi? Bir tane de senin senaryon olmadı mı? Hayatım ben şöyle yazıyorum, rafa kaldırıyorum, unutuyorum. Öyle bir özelliğim var benim. Şimdi hayata geçirmek adına senaryomu ya da oyun da yazdım. Onun adına hiçbir adım atmıyorum. Bu konuda yardımcı olur musun Tabii bana? Ki elinden tutarım ben seni, seni meşhur ederim. Lütfen. Tamam, lütfen, sana elinden tutarım. Yani o noktada takılıyorum ben. Yazıyorum, kaldırıyorum rafa. Her şeyin zamanı vardı biliyor musun? O zaman demek ki bir türlü gelmiyor. Zamanı geldiğinde o bir şekilde ortaya dökülecektir zaten. Her şey olması gerektiği anda mutlak surette oluyor yani. Arzu çok eğlencelidir. Bakmayın gerçekten. Ben bakmayın Arzu'yum. Ben. Evet. Bakmayın böyle. İlk gören insan gerçekten şimdi seni ilk gördüğü zaman bir duruyor hani. Çok mesafe var. Halbuki tanıdığın anda inanılmaz bir sıcaklıktır. O yüzden de bizim 23 senemiz 23 oldu. Sene. 23 sene. Maşallah. Hatta nice 23 yıllara. Bak şimdi de yeni bir şey yazacağım. Bir oyun. Bak başrolü bana yaz. Ben bu işi bitireyim kökten. Hemen hallederim. Tamam. Anlaştık. Hemen. Neymiş oyunun konusu? Anlat bakayım bana. Konusunu anlatamam. Ama sana özel olarak anlatırım sonra. Tamam. Bekliyorum. Tamam. Ben de size tüyo veririm. Hiç merak etmeyin tamam. Siz. Hiç tutamam ağzımda böyle haberlere diyeyim. Selin ben aslında orayı hatırlıyor musun o noktayı? Daha ilk oyunculuğa adım attığımda ilk evet. seçmelerinde vardım. Evet. Sevgili Kaya Ererez'de o hangi diziydi? Unutabilsem. Unutabilsem Emrah'la oynadı. Hı-hı. Onun Yıl seçmelerinde 97. Evet. Yıl 97 iki kişi kalmıştınız. Bir tane de böyle uzun saçlı başka bir hatırlayamıyorum kızı. Soner Arıcan'ın yeğeniydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hiç bilmiyorum ben. Evet ikiniz arasında seçim yapmak şeyinde kaldık da o da çok kıymetliydi. Ama onun yolu bu yol değilmiş demek ki oyunculuk üzerine. Seni seçtikti büyük bir şeyle. Yani seni meşhur etmişim, bilmişim, ışığı görmüşüm sende. Hadi bakalım şimdi oyunlara. Evet oyuna. Başka ne projeler var şimdi? Şimdi bir Salıncak'ta iki kişi çıkardık. O bakalım biraz sallanıyor. Bu ara bir şeyler sallanıyoruz. Salı sallanır yani. Salıncak'ta sallandığımız için şu anda oynamıyoruz ama bakalım. Hani Kasım, Aralık gibi onun da böyle ufak ufak turneleri başlayacak gibi gözüküyor. Mesela hiç tiyatrodan vazgeçmeyenlerdensin. Birçok Ay vazgeçemiyorum ki Almula. Yani o kadar zor hele artık o kadar zor ki özel tiyatro yapmak. Yani şartlar çok zor. Salon kiraları çok fazla. İşte mazot parası çok fazla. O dekoru nasıl taşıyacağız bilmem ne falan. O kadar çok problem var ki. Ama yine de yani dün mesela pazartesi günü bir arkadaşımla oyununu izledim. Çok da güzel. Altın Kafes tavsiye de edeyim. Tek kişilik bir performans çok güzel. Konuşuyorum diyorum ki ya bir şeyler yapalım. Yani hala böyle kaşınıyorum. Hani bir şeyler yapalım. Yeni bir şey bulalım. Oyun bulalım. Yazdıralım. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Benim en büyük örneğimsindir sen her zaman. Şimdi biz genelde konservatuvardan mezun olanlar ve işte devlet tiyatrosu kökenli olanlar da hep bir alaylı ve okullu çatışmamız hep olmuştur. Yıllardır olmuştur. Benim burada en çok verdiğim örnek sensindir. Seni deney tahtası olarak kullanıyorum. Ayıptır söylemesi. Diyorum ki bakın diyorum bak ben 20 küsur yıldır Arzu'yla çalışıyorum. Arzu da diyorum mankenlikten gelme, televizyon işinden gelme. Ama oyunculukta kendini aştı diye en büyük şeyimdir. Nokta atışımsındır sen benim çok yıllardır. Çok teşekkür ediyorum. Televizyon dizisi var mı? Televizyon dizisi yok. Sen geçen sene... bir kanalda neydi güzel Ayşen İnci ile falan çok hoş bir dizide oynadın. Çok enteresandı o da. Ayşen ablayla. Ay canım. Bir şey hanım, bir şey hanım. Türkan Hanım. Konağı. Evet, o da çok keyifliydi. Pandemi zamanında çalıştık evet. biz. Geçen sene değil. Pandemi zamanında oldu. TRT'ye bir işti. Değişik bir formattı. Bitti gitti. Bakın ne kadar güzel, hoş bir bayan. Böyle hoş bir hanımı görüp ekranlarda çatır çatır çatlasak falan niye yoksun Ay, dizilerde? Acaba onlar da mı şey disiplinsiz zannediyor beni? Ay vallahi öyle bak, diyelim genelde bak. Genelde gerçekten böyle bir imaj var ve ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten değil. Enerjisi çok güzel ama işte hani bir duruşun var ya o duruştan mı korkuyorlar, kaçıyorlar? Ya şeyim böyle çok böyle politik değilim. Hani zamana göre böyle kıvırmıyorum. Hep böyle bir düzsün son yani derece. Yani düzüm gerçekten aslında çok basit bir insanım. Yani basit bir insanım derken yanlış anlaşılmasın yani. Anlaşılması kolay bir kolay insanım bir insan, yani. Evet. Yani bir çok karmaşık değilim, çok gizemli değilim. Hatta bir samimiyet gördüğüm zaman gereğinden fazla açılıyorum yani. Sonra da düşünüyorum ya ben bunları niye anlattım?
şey, o iştenlik konusunda da evet. Belki de bunlar işte uzaktan hani insanlar bilmeden hep yargılarlar, şey karar verirler. Farkındaysan hep aynı insanların etrafında dönüyor. Maalesef yani, evet. Yani böyle sanki bir havuz var. O havuzda birkaç tane menajer, birkaç tane ama. 3-5 tane kas direktörü ve onların oyuncuları etrafında dönüyor ve yapımcılar da onun etrafında, böyle herkes birbiri etrafında dönüyor ve o pastadan pay alman çok zor. Hı-hı. Hani o birinin biri tanıdığı değilsen, bir işte yapımcının kuzeni değilsen atıyorum. Ya da çok diyaloğun yoksa. Evet yani ya da işte onun arkadaşı değilsen yani oraya dahil olamayabilirsin yani. Mesela olamayabiliyorsun. Benim, ben de çok umursamıyorum açıkçası. Sen yani çok çünkü yani benim için şöyle bir gerçek var. Ne derler? Tiyatro hayat, sinema sanat, televizyon mobilyadır. Evet, güzel bir tanımlama aslında. Yani o yüzden hani çok fark etmiyor benim için. Çünkü ben oyunculuk yapmaya devam ediyorum hali hazırda. Çok güzel şeyler yapıyorsun. Ben gerçekten gururlanarak izliyorum. Çok teşekkür ederim. İşlerimde de olmanı tercih ediyorum. Arzu'nun dönüştüğü gün ne zamandı? Kırıldığı gün. Hayatında yeni bir dönemi başlattığı gün. Ay ağlarım ama. Ağla. Bayılırım ağlatmaya. Yok, hep hayatımız gülücüklerle geçsin. Evet. Yani babamı kaybettiğim gün. Biliyorum, baban çok özeldi. Ne oldu hayatında? Büyüdüm. Yani bir çok anda... klişe bir şey bu ama bir anda yani babamla aynı evde yaşamıyordum. Hatta ben çok genç ayrıldım evden yani. 18-19 yaşındayken gittim ve hep kendim yaşadım. Hep hayatımı kendim devam ettirdim. Yani aileye maddi bağlı bir insan değildim. Ama tabii ki hani çok seviyorum. Ama yine de o babanın varlığı, hani her zaman yanında olmasan da sana böyle bir sonsuz güven, bir huzur, bir şey veriyor. Hani böyle birden böyle hani sanki kanatlarım kırıldı. Ya belki de bir hayal dünyasındaydım da gerçeklerle yüzleştim gibi. Hı hı. Daha birçok yani aynı şeyleri ben de evet, yaşadığım için evet. Çok da iyi anlıyorum seni. Ve şey hani çaresi olmayan bir şey ya yani şimdi özlüyorsun hani bir telefon açamıyorsun görme şansın yok. Yani o çaresizlik belki de benim kırılma noktam oldu yani. Hı-hı. Aslında ben Arzu'nun ne kadar içinde bir çocuk barındırdığını biliyorum. Çok duygusal olduğunu da biliyorum ama Arzu'yu neler çok üzer? Allah'ım yani ağlatacak kadın beni. Kararlıyım. Kararlı. Haksızlık. Çok güzel. Mu haksızlık edildi? Evet. Allah'ım yarabbim. Psikolog. Psikolog Doktor Angela Merter. Evet Celikom. Şöyle uzanayım mı? Var mı şöyle? Çok mu haksızlık edildi sana? Ben bunu düşünüyorum. Evet sana haksızlık bana edildiğini düşünüyorum. Bana haksızlık edildi. Yani şöyle söyleyeyim. Güzel olduğum için hani şu andan bahsetmiyorum yani. Benden sonra ikinci güzel. Evet, lütfen. Yani, lütfen. Fiziksel olarak güzel bir kadın olduğum için beynimin boş olduğu zannedildi uzun bir süre. Ben de tabii ki destek oldum buna. Yani mikrofon uzatıldığında dalga geçtim çünkü. Ondan sonra işte zamanında modellik yaptığım için ki benim modellik yaptığım 17 yaşında modellik yapmaya başladım. 19 yaşında televizyonda oyunculuk yapmaya başladım. Yani sanki yıllarca insanlar beni manken model olarak tanımış gibi. Halen bak 25 yıldır oyunculuk yapıyorum. Halen bana manken oyuncu diyorlar. Yani halbuki o dönem çoktan geride kaldı yani, gitti. Hani ben çoktan neredeyse 20 yıldır kendim. Modellik yapmıyorum yani diyelim. Bence çok daha iyi projelerde olmalıydım yani. Peki sen kırıldığın zamanlar kendini nasıl tamir ediyorsun, nasıl iyileştiriyorsun? Böyle kozama çekiliyorum ben. Evet bir bakıyorum 3 gün ulaşamıyorum sana. Tamam burada bir iş var diye. Ben kendi kabuğuma çekiliyorum. Yazıyorum, okuyorum. Şimdilerde resim yapıyorum. Çok güzel. Evet, evet. Böyle kendimle, böyle evimde. Hayatımdaki kedimle, kızımla. En güzel, iyi ki benim, ben bunu yaptım dediğin. Alara. Evet, onu yani, söylemeye muhteşem Alara, bir kız çocuğuna sahipsin. Yani bir de şey, böyle pamuk gibi yavrum benim ya. Ona da bunu çok söylüyorum. Evladım olmasaydın da severdim seni, öyle bir insansın. Gerçekten yani Alara
ne bileyim, Allah hep güzel insanlarla karşılaştırsın. Bence bir çocuk için, hani herkes için edilecek en güzel dua bu. Gerçekten pamuk gibi bir kalbi var. Çok hassas, çok duygusal ama çok da komik bir kız yani. Çok eğlenceli, pratik zekası, benim o hazır benim cevaplı. Arkadaşım ya. Evet, yani biz, düşün, biz görüşemedik, siz görüştünüz Bodrum'da. Tabii. Evet. Yani Alara tabii ki benim yani hayatıma, yani hayatımın en güzel, yani verdiğim en güzel karar, yaptığım en güzel şey, en güzel eserim. Yani Alara beni çok da gururlandırıyor, onurlandırıyor, mutlu ediyor. Varlığı bile yetiyor tabii ki yani. Keşkelerin var mı hayatının içinde? Ay, keşkeleri ben aştım ya. Yani keşkeler çok gerçekten insanı geriye götüren ve ilerlemesine engel olan ve olduğu yerde durmasını sağlayan bir şey. Ben çok şükür yani bir bayağıdır keşkeleri aştım. Oh diyorum, iyi ki yapmışım. Affedemediklerin var zaten mı? Zaten şöyle bak. Ölmek üzere olan insanların üzerinde bir araştırma yapıyorlar. Yani yaptıklarından dolayı insanlar pişmanlık duymuyor. Yapmadıklarından dolayı. İşte diyor ki, işte o Paris'e gitmedim ben diyor işte o gün mesela. Hı-hı. İşte ondan dolayı pişmanlık. Aslında insan yaptıklarından değil de yapmadıklarından dolayı pişmanlık duyuyor. Ama ben yapmadıklarımdan dolayı da yani pişmanlığı gerçekten o sayfayı kapattım ben ya. Aslında o da biraz babamın ölümünden itibaren aslında oldu. Aslında baban senin tam gerçek bir kırılma noktası yani her evet. şeyle ilgili. Peki affedemediklerin var mı iş hayatında şeyde? Ben unutuyorum. Balık hafızayım diyorsun. Yani aslında fil hafıza tarafım da var ama işime geldiği gibi o hafızayı yönetiyorum galiba. İkinci bir insan değilim, öyle bir yapım yok zaten. Unutuyorum gerçekten. Ve şey, insanların değiştiğine ve dönüştüğüne inanıyorum. Yani o insan bana bir kötülük yapmışsa zamanında, şu anda şu zamandaki arzuya yapmadı ve şu zamandaki arzunun ondan nefret etmesi gerekmiyor. Öyle düşünüyorum. Çok güzel bir dönüşüm ama bu noktayı hı-hı. gerçekten yakalayabildiysen evet. hayat daha kolaylıklarla evet. akıyor. Çünkü en büyük zaten bizim problemimiz hayatımız içinde affedemediğimiz şeyler. Affedemediğimiz şeyleri biriktirdikçe onlar katlanıp katlanıp başka bir şeye kesinlikle. Gidiyor. Çabuk öfkelenir misin? Evet. Ne yaparsın, yıkar döker kırar mısın? Yok yani böyle bir şey olabilirim. Sesim biraz yükselebilir. Hemen de iner. Eğer haksızlık yaptıysam karşımdakine özür dilemesini de bilirim. Ben bunu çok iyi biliyorum. Bir tartışmamız sonucunda hemen evet. daha 10 dakika geçmedi. Evet. Açtı Anlacığım, ben seni çok seviyorum diye. Ama ben de onu o kadar iyi tanıyorum evet. ki hiç o ciddiye almak kelimesi değil ama böyle kırgınlıkta yaşamadığım bir şey de yaşamadım. Ben biliyordum çünkü o dönüşüm bana olacağını. 10 dakika evet. bekledim. 10 dakika sonra zaten hiçbir şey olmamış gibi. Ateş elementim çok yüksek, şekerim. Peki enerjin senin son gördüğüm yani son zamanlarda çok daha yüksek oldu. Bununla ilgili bu aldığın eğitimler mi seni destekledi? Daha mı kendine dönüp daha mı mutlulukla, olumlamalarla kendine bakmaya başladın ya da yaşamaya? Hayır. Mutluluk arayışımdan vazgeçtim. Olumlamaları bıraktım. İçimdeki gölge tarafı kabul ettim. İçindeki gölge taraf neydi? Şimdi onları yani bir sonraki seansımızda size özel bir olarak anlatırım şekerim. Çünkü Jung çalışıyorum son dönemde. Diyor ki, kendi karanlık tarafınızla ne kadar barışırsanız başkalarının karanlık tarafıyla da onları da o kadar iyi anlarsınız. Yani bizde derken işte New Age akımlarında işte Reiki olsun, işte o bütün kişisel gelişim çalışmalarında hep işte en iyi versiyonuna ulaşmak denen bir şey var. İşte hayata pozitif bakmak, hep bir olumlama yapmak, hep o içindeki iyiyi bulmak, iyiyi keşfetmek. Esasen bunların bir noktadan sonra ben de ters teptiğini fark etmeye başladım. Yani o olumlamalardan falan açıkçası artık onlar biraz tüylerim falan diken diken olmaya başladı. Ve o mutluluk arayışından vazgeçtikten sonra keyif hali gelmeye başladı bana. Yani çünkü öyle bir mutluluğu aramak gibi bir amacım yok artık. İşte ben içimdeki iyiyi keşfetmekten, içimdeki iyiyi keşfetmekten vazgeçtim. En iyi versiyonumu yaratmak istemiyorum. Çünkü zaten ben en iyi versiyonum olarak dünyaya geldim. Ben en iyi versiyonumu yaratmak istemiyorum. Çünkü zaten her insan en iyi versiyon olarak dünyaya geliyor. Yani en iyi versiyon, sen de kendinin en iyi versiyonusun. Ben de bir mucizeyim. Bir mucizeyim, öyle diyorum. Peki programımızın sonuna geliyoruz. Ben senin yeni projelerin, kafanda çizdiğin şeyler neler var, onları öğrenmek istiyorum. Ona göre de turne programını ayarlayacağım. Şekerim, ben sana bağlıyım. Önceliğim kadın hikayeleri.
Ciddi söylüyorum yani biliyorum, şu anda. Biliyorum. Onu çok, ondan çok eminim. Önceliğim kadın hikayeleri. Senin verdiğin takvime göre ben diğer işlerimi ayarlıyorum. Tamam süper. O zaman ben her günlerini doldurayım seni. Hiçbir doldur şekerim. Gideme. Ben kıskançlıktan çatlamayayım her yere. Doldur şekerim. Ben zaten yazmak istiyorum. Şu anda çünkü dolmuş durumda. Yazsana bizim kadın hikayelerine hikayeler işte bak. Elimizde devamlı interaktif oyun, sürekli hikaye üretmemiz gerekiyor. Yaz gönder hikayeleri, oynatalım mı arkadaşlarımızı? Vay. çağırıp. Ya iyi ya. Bir teklife geldim. Yeni bir proje getirdim sana. Çak. Yes. Evet. Tamam patron. Peki bunun dışında televizyonla ilgili var mı bir şey ya da okuduğun senaryolar falan? Aa, çok güzel bir sinema filminde rol aldım. Geçen hafta Ankara'da. Salyangoz Odası. Yiğit Küçük Kibar hem yazdı hem yönetti. Hatta görüntü yönetmenliğini de kendisi yaptı. Hı hı. Çok yetenekli, pırıl pırıl, genç bir yönetmen. Çok güzel işleri var. O beni çok heyecanlandırdı. Sen ve çok mutlu etti. Sen sinemadan çok mutlu oluyorsun. Ben, tiyatro gibi sinemadan evet, da çok mutlu. Evet, sinema da oluyorsun. Beni çok mutlu ediyor. Evet. Kalıcı çünkü. Teşekkür ayağına ederim. Ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Senin gibi güzel bir kadını kalbiyle, yüzüyle, duygularıyla ağırlamak çok keyifliydi. Teşekkür Efendim, ederim. Bugünün de sevgili Arzu'yla çok çok güzel şeylerden, özel şeylerden sohbet ettik. Biz bize sohbet ettik. Hiç televizyonda gibi değil. Sizler bize geldiniz, bizler size geldik. Yan yana sizin sormak istediklerinizi ben sordum. Ayağına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet, Almula'ya bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten programımıza konuklarıyla birlikte Aylin renk katıyor. Almula'nın muhabbetleri gerçekten yine çok yine aynı yere geliyoruz. Ne mutlu ki Cumhuriyet kadınları bugün böyle işler yapıyorlar. Ayaklarının üzerinde duruyorlar. Bir yerlere bağlı olmuyorlar, bağımsızlar. Ve biz topraklarımızda ne mutlu Türk'üm diyene diyebiliyoruz. Evet. Aslında şu anda burada özgürce kendimizi ifade edip bu masalarda oturabiliyorsak Ulu Önder Atatürk'e borçluyuz. Bugün yine ölümünün 85. yılında kendisini rahmetle anıyoruz. Ve şu anda da sinemada izleyebiliyor herkes. Biz de bence programdan sonra seninle sinemada izlemeye gidelim. Her gördüğümüzde böyle siyahlara bürünüyoruz, beynimiz siyah oluyor. Buradan da oraya bağlanalım izlemeyenler için. Onu bir de orada izleyelim. Nasıl dayanabiliriz bilmiyorum. Epey de benzemiş. Çok iyiymiş. Çok epey iyiymiş. De benzemiş. Çok güzelmiş. Sen bakınca bile mutlaka izlemek gerekiyor. Yakınını kaybetmesinde bir olur. Kez daha bir şey söyleyeyim mi? Aslında yapay zekayla kendi sesini duymak, kendi tonlamasını duymak, kendi çok fotoğraf orijinal haline kavuşmak biraz da o da beni çok etkiliyor ve duygulandırıyor. Her izlediğimde, her duyduğumda evet, gerçekten bir, çok etkileniyorum. Seslenişi var. Oradaki o sesi duyduğumuzda tüylerimiz diken diken. Hala şimdi konuşurken de bu müziği duyunca. Keşke hala duyabilseydik. Yani daha da fazlalarını duyabilseydik ama sinemaya gidelim, izleyelim seninle. Evet. Evet, sevgili izleyiciler, bugünün de sonuna geldik. Böyle siyah bir günle. Evet. Sizlere hoşça kalın diyoruz. Haftaya yine görüşmek üzere. Zaman durdu. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Thank you.